Oynadığım liglerin hepsiyle karşılaştırmam zor çünkü çok fazla farklı ligde oynadım ama genel olarak iyi bir lig diyebilirim burası için. Serie A ile çünkü son oynadığım lig olan Serie A ile kıyaslamam gerekirse orada futbol birazcık daha taktiksel. Defans, İtalyan takımlarının defanslarını geçmek birazcık daha zor. Ama Türkiye Ligi de şu ana kadar bence şu ana kadar gördüklerimi değerlendirirsem çok iyi bir lig. Buradaki her takım futbol oynamak istiyor. Geriden oyun kurmak istiyorlar. Bu zaman zaman onlara bazı zorluklar çıkarabiliyor. Çünkü geriden oyun kurarken hata yaptıkları zaman gol yiyebiliyorlar. Ama pozitif şey şu ki buradaki hocalar, buradaki takımlar bunu saha içerisinde uygulamaya çalışıyorlar ve bu şekilde oynamaya, futbol oynamaya çalışıyorlar. Hocaların da buna önem verdiğini görüyoruz. Zaman zaman boşluk da verebiliyor takımlar. O zaman maç sanki 5'e 5, 10'a 10 gibi oynanıyor ama bunlar futbolun bir parçası. Bizim için önemli olan oynadığımız her maçları domine etmek istiyoruz ve asla çok fazla boşluk vermemek istiyoruz rakibe. Bir de önemli olan bir konu bizim için geriye düştüğümüz zaman maç bizim için bitti demememiz gerekiyor. Çünkü tabii ki futbolda amaç gol atmaktır ama bazen gol de yersiniz. Gol yediğiniz zaman pozitif kalmaya devam etmelisiniz ki maçı çevirebilirsiniz. Taraftarlara şunu söyleyebilirim. Takımda şu anda pozitif bir hava var. Takımdaki herkes inanıyor. Hem evimizde oynadığımız maçlarda hem dışarıda oynadığımız maçlarda görüyorum ki taraftarlarımız da bizlere inanıyorlar. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Takımımız hazır. Her gün çok iyi çalışıyoruz. Sadece maçlarda değil, haftanın başından sonuna kadar çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Her maç %100'ümüzü vermek istiyoruz ki en önemlisinin de bu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bizler de bu logonun, Fenerbahçe logosunun savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da, iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var. Çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor. Onların desteğine ihtiyacımız oluyor. Ki zor anlar olacaktır, hatalar olacaktır, negatif anlar olacaktır. Onların bizim yanımızda olması çok önemli.